Türkiye Nereden tekrar merhaba. Üçüncü ve son bölümdeyiz. Konuklarım Murat Emir, Ümit Özdağ ve Abdüllatif Şener. Bir son dakika haberi var. Önemli bir haber. Suudi Arabistan'da saraydan silah sesleri geldiği iddia ediliyor. Bir darbe girişimi olabileceği ve bir askeri sığınağa götürüldüğü Sultan Abdülaziz'in söyleniyor. Şöyle haber, tam ben size vereyim. Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üstündeki sığınağa götürüldüğü ileri sürülürken olayın askeri darbe girişimi bir parçası olduğu iddia edilmiş. Bazı Arap kaynaklar ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların askeri olmadığını bilinmediğini, ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktarmış. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da son dönemde o genç kralın önemli devrim niteliğinde reformları vardı. Ve bu reformlar muhafazakar kesimi çok rahatsız etmişti. Belki bununla ilgilidir. Belki başka. Siz Sayın Şener bilgi sahibisiniz. Nedir sizce bu olay? Şimdi krallıklarda bu tür olaylara rastlanır. Biliyorsunuz kraliyet ailesi arasında da bir rekabet var. Evet. Daha önce Veliaht Prens başka biri ilan edilmişti. Onda bir değişiklik yapılmıştı. Ve böyle bir ortamda da bildiğiniz gibi daha önce kendisine rakip gördüğü kraliyet ailesine mensup pek çok kişinin malına, mülküne, servetine el koymuştu mevcut kral. Ve daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri ile daha sıkı ilişkiler içerisinde büyük miktarda silahlanmaya çalışmış, ülke kaynaklarını ABD'ye aktarmış, Orta Doğu'daki ateşi söndürmek yerine yeni çatışma alanları icat etmek için de önemli çabalar harcamıştı. Ama bundan öte Amerika ile işbirliği nedeniyle ülkede biraz modern reformlar yapma eğilimine de girmişti. Bu kadar karmaşık dengeleri o ülkede idare etmek çok zordur. Yani Suudi Arabistan'a gidenler hissederler. Korkunç bir baskı ortamı vardır. Korkunç bir kapalı rejim vardır. Özellikle kadınlar toplum hayatından tamamen dışlanmışlardır. Kadın algısı toplumdaki tüm erkeklerin kafasında çok farklıdır. Eve kapatılması gereken bir nesne olarak, unsur olarak görülürler. Ve çarşıda, pazarda, iş hayatında hiç yoktur. Ben vaktiyle, yani vaktiyle dediğim 82 yılında bir Riyad'a bir program nedeniyle gitmiştik. Orada üniversiteyi gezdirmişlerdi mesela. Üniversitede okuyan kız öğrenciler hiçbir hocalarının yüzünü görmez idi. Bunu da çok övünerek anlatırlardı. Bilgisayarlar var, bilgisayar ekranları var salonda. Hoca odasından dersi anlatır. Öğrenciler, bayan öğrenciler de sınıfta hocalarını görmeden sadece ekrandan izlerlerdi. Bunu yani çok da değerli bir şey olarak sunmuşlardı bize, anlatmışlardı. Ama bunu tamamen değiştiren, artık kadınların araba kullanmasına müsaade eden, futbol maçı izlemesine, stadyumlarda futbol maçı izleyen kadınların olmasına izin veren bir takım reformlara da yönelmişti. Bu elbette Türkiye'den baktığınız zaman veya Batı'dan baktığınız zaman ya bu oradaki yaşam da kabul edilir bir yaşam değil. Elbette bu değişiklikler, bu reformların olması lazım diye bakarsınız, düşünürsünüz, kurgularsınız ama orası bir erkekçi toplumdur. Erkek egemen bir toplumdur. Evet. Ekonomik kaynaklarda tamamen erkeklerin elinde olduğu için kadınlar o erkekçi kültüre, egemen yapıya da mahkumdurlar. Bundaki bir takım değişiklik zorlamaları vesaire hem bir taraftan da kraliyet ailesindeki bu iktidar yarışı ve rekabeti nedeniyle bahane oluşturmaya müsait bir yapıdır. Ben bundan da hareketle bu iktidar şeyinin, rekabetinin bir sarayda çatışmaya dönüşmüş olabileceğini zannediyorum. Ama hüküm vermek için henüz erken, bekleyeceğiz. Evet, beklemek lazım. Sayın Vekilim, dönelim memlekete. Bakın yani demek ki bir totaliter, otoriter ya da bir şeriat ya da bir din kaynaklı, din orijinli
bir yönetim tarzı ya da bir mezhep borcunun yönetim tarzı bir ülkeyi gerçekten bu kadar açmaza ve felakete sürükleyebiliyor. Çünkü Suudi Arabistan son dönem insanları ve kadınları, özellikle kadınları yeni bir dünyaya gözlerini açmıştı. Oradaki muhafazakar yapımı acaba bunu kaldıramadı ya da bir kraliyetin kendi içinde mi bir çatışması var ya da öylesine bir şey mi, zaman gösterecek ama önemli. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye de böyle bir yapının içine sürüklenme tehdidiyle ciddi anlamda böyle bir tehdit var Türkiye'de. Mesela şu meclise öğrenciler gelir biliyor musunuz gruplar halinde. Şimdi yıllardan beri meclise okul sınıflarındaki çocuklar gelir. Yani ilkokul sınıfında özellikle çocuklar getirilir, gezdirilir. Geçenlerde ilkokul sınıfında 3 ayrı kafile geldi. Ya gözlerime inanamadım. O 8-9 yaşında çocukların başları nasıl kapatmışlar biliyor musunuz? Şuraya, bellerine kadar. Ve hepsi. Yani ayrıntısız ve istisnasız. Ve böyle şey de değil. Yani hani böyle başörtüsü gibi de değildi. Garip bir şey, tarz. Yani böyle bir belli ki tek sınıf, standart bir giysi, hepsi aynı renk. İmam Hatip de değil, ilkokul. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir model geçirmeye çalışıyorlar Türkiye'nin kafasına ve çok sıkıntılı bir dönem. Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunlarla bir anlamda mücadele, Türkiye'nin kaderini yeniden tersine çevirmek, demokratik sisteme dönüş, parlamenter sisteme dönüş gibi sözleri veriyor, vaatleri veriyor bu seçimlerde. Doğru değil mi? Peki nasıl yapacak bunu? Programda neler var? Açıklanmadı daha ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şimdiki AKP diktasına karşı vaatleri nelerdir en azından? Şöyle, bizim parti olarak Türkiye kamuoyuna açıklayacağımız seçim bildirgemizin iki ana aksı olacak. Birisi siyasal aksı. O da biraz önce işaret ettiğiniz gibi bizim öteden beri söylediğimiz parlamenter demokrasinin tekrar restore edilmesi. Çünkü biz daha bu 16 Nisan değişiklikleri konuşulurken de söylemiştik. Bu bir tek adam rejimidir. Bu her şeyin bir kişiye emanet edilmesidir ve bu milli iradenin saraya devridir. Dolayısıyla bu bir bakıma monarşiye yakın bir düzendir. Dolayısıyla da biz bunu asla kabul etmeyiz demiştik ve bunun zaten yanlışları her geçen gün daha çok görülüyor. Dolayısıyla siyasal anlamda parlamenter demokrasinin restorasyonu, mümkünse bir an evvel geçiş, çünkü tekrar bir anayasa değişikliği de gerekir. Bunun için meclis aritmetiğinin nasıl oluşacağını bugünden tahmin edemiyoruz. Umuyoruz o olanaklar olur ama o olanaklar olmasa bile o seçilecek cumhurbaşkanının hem seçimden önce söylemiyle, seçim bildirgesiyle, varsa ittifakın ayrıntılarında parlamenter demokrasinin güçlendirilmesine dönük, yargı bağımsızlığının sağlanmasına dönük ve Türkiye'yi özgürleştiren, demokratikleştiren her türlü tedbir alınacaktır ve söylenecektir. Bu işin siyasal kısmı. Ama bununla da bitmiyor. Çünkü sonuç olarak Türkiye'nin ağır sorunları var. Biraz önce Sayın Bakan da, Sayın Hocam da işaret ettiler çok isabetli bir şekilde. Ağır bir ekonomik krizden geçiyor Türkiye ve bir uçuruma sürüklenmek üzere. Dolayısıyla gelecek yönetimin Türkiye'nin sorunlarını bilen ve Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kadro olduğunu mutlaka anlatabilmesi gerekiyor Türk milletine. Çünkü ortalama vatandaş elbette ki parlamenter demokrasinin restore edilmesi, Türkiye'nin tek adam rejiminden çıkarılmasını istiyor, ister. Ama aynı zamanda günlük hayat akıyor. Mutfaklardaki yangın devam ediyor. İşsizlik, görünmeyen işsizliğin katılması 9 milyona dayanmış durumda. İşsizlik ağır bir sorun. Ya ben bunu bir milletvekili olarak her gün yaşıyorum. Her gün onlarca vatandaşımız son bir çare olarak geliyor. Aslında bizim bir iş bulma olanağımız olmadığını onlar da biliyorlar. Umutsuzluk. Tabii ama o kadar gidecek yerleri kalmamış ki bir de diyorlar ki sayın vekilimize gidelim. Bizim de bir çayımızı içiyorlar. Ama biz bu konuyu çözemiyoruz. Çünkü bunun için siyasi iradenin, yani hükümetin bir şey yapması lazım. Dolayısıyla
Ben şu anda seçim bildirgesinin hazırlandığını biliyorum. Ayrıntılarını tabii bilmem de mümkün değil ama bizim kendi aramızda, çünkü öneriler bir havuzda biriktiriliyor, onlar ayrıntılandırılıyor, uzmanlar çalışıyor. Çünkü bunlar rakam rakam da çalışılması lazım. Ama Türkiye'nin temel sorunlarına, vatandaşımızın temel sorunlarına akılcı, rakamlandırılmış, gerçekçi çözümlerle çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü şu çok önemli, AKP'nin tutunduğu, mesela 32 milyon yoksulumuz var. Bunun 16 milyonu aç, 32 milyon yoksul devlet desteği olmadan ayakta duramıyor. Evet. İnsanlar yokluk, yoksulluk ve açlıktan bile vazgeçip bu tarafa niye gelmiyorlar sorusu var. Yani kaybedeceğiniz neyiniz var? Yani size verilen, kapı önüne bırakılan bir yardımsa ya da devletin ayda 600 lira, 700 lira bir yoksulluk parası ödemesi ise bu çok büyük bir bedel değil. Değil yani ama işte bunu Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte muhalefet partileri nasıl telafi edecek? Nasıl bir bu insanlara nasıl bir umut, buna bir hikaye dedi herhalde Bekir'dir. Geldi anlattı size. Tabii. İyi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bir hikayesi, o iyi bir öyküsü olması lazım. İnsanları umuda sevk etmesi lazım dedi. Bu insanları bu yokluktan, yoksulluktan vazgeçip yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altına toplamak için ne yapmak lazım? Şöyle, bir defa ilk yapılması gereken OHAL'in kaldırılmasıdır. OHAL, üstüne Türkiye'deki yargının geldiği duruma bakarsanız, Türkiye'nin neredeyse artık hiçbir doğrudan dış yatırım almadığını görürsünüz. Yani şu anda Cumhuriyet döneminin neredeyse en dip noktalarındadır doğrudan dış yatırımlar. Dolayısıyla niye gelmiyor dışarıdan yatırım diye bakarsanız da, böyle mahkemelerinin siyasi iradenin ağzının içine baktığı, olağanüstü hal koşullarında yaşanan, Batı'yla sürekli sorun yaşayan ve artık işte geçen hafta yayınlandı o ilerleme raporu, artık ilerleme raporu da demiyorlar çünkü ilerleme yok. Artık o raporda da açığa çıktı ki Türkiye'nin Batı'yla bağları son derece zayıflamış durumda. Böyle bir ülkeye tabii ki yatırım gelmez. Yani sadece bu önlemlerle bile, yani yeni gelecek Cumhurbaşkanı yargıyı artık liyakat esasına göre düzenleyeceğiz. Kimse merak etmesin. Bizim olağanüstü hale ihtiyacımız yok. Biz vatandaşımızdan korkmuyoruz. Zaten FETÖ'yle bunların mücadele edecekleri de yok. Esselerdi zaten 1,5 yıldan fazla süre geçti. Bakın hala 3000 tane subayı alacağız görevden diye Savunma Bakanı beyanat veriyor. Ya sen zaten alacaksan al. Bir defa önceden niye bunu söylüyorsun? Bir. İkincisi, bu kadar zaman geçmiş, bu 3000 taneyi nasıl tespit edemedin? Değil mi? Dolayısıyla ben bunu şeye benzetiyorum. Böyle kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi, yakaladıkça bakıyor kendi kuyruğu tekrar bırakıyor. Çünkü o iç içe geçmişlik çok tabii derinlere inen bir ilişki FETÖ ile AKP arasındaki. Dolayısıyla olağanüstü hal artık bir FETÖ ile mücadele aracı değil, aynı zamanda AKP'yi iktidarda tutmanın ve o bütün toplum kesimlerinin ve tüm muhalif kesimlerin, toplumsal muhalefetin bütün kesimlerine sopa gösteren, gerektiğinde kafasına vuran bir araca dönüşmüş durumda. Bunların bir anda kaldırılmasıyla Türkiye'de bir rahatlık sağlayacaktır. Ama onun dışında daha akılcı çözümler var. Mesela bu özellikle saray ve saray çevresi üzerinden yapılan sınırsız harcamalar, kamu ihale kanununun sürekli olarak kötüye kullanılması, çoğunda çünkü teklif usulü yapıyorlar biliyorsunuz, havuzlara veriliyor, havuza görev veriliyor. Mesela Doğan Medya'nın alınmasını hemen son somut örnek diye söylüyorum, 700 küsür milyon doları Ziraat Bankası veriyor. Çiftçiden esirgediklerini, şeker üreticisinden esirgediklerini, değil mi, şeker fabrikalarını zarar ediyor iddiasıyla, birkaçı dışında çoğu kar ediyor, üstelik büyük bir ekonomik büyüklük. Onun için Ziraat Bankası'na milyon dolarları kredi verdirttiriyorlar. Bu şey projeleri var. İşte köprü projesi. Köprüden geçersen de para, geçmezsen de para. Şimdi şehir hastaneleri devreye giriyor. Yani baktığınız zaman zengini daha zengin yapan, Türkiye'nin kaynaklarını birkaç ekonomik, birkaç para grubuna sürekli pompalayan bir siyasi iktidar var. Ve kendisi zenginleşen ve etrafını zenginleştiren ve o zenginlik üzerinden de toplumu baskı altına alan bir yapı var. Bu yapının bitmesi zaten aslında kendiliğinden bir zenginleşme yaratacaktır.
Bir kısa bir sorum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı mısın? Şimdi başarılı bir genel başkanı mısın? Hazine uzmanı Aykut Erdoğan'ın bir iddiası var. Türkiye'de 2002 yılından bu yana yolsuzluk 1 trilyon dolardı. Tabii. Şimdi bu rakam size gerçekçi geliyor mu? Tabii. Yani, tabii. Zaten bakın Aykut Erdoğan'da bir şey söylüyorsa zaten rakamlandırılmıştır. Evet, kendisi. Tabii. Kendisi, tabii yani, zaten buna inanmamamız için bir sebep yok. Ortada görüyoruz hepimiz. Hepimiz yaşıyoruz ama uzmanlığı olduğu için onun hesabını zaten da yapıyor. Zaten hesabını yapmış, tabii, onu da vermiş. Tabii. Aslında Aykut Erdoğan'ın söylediği rakam mantıklı ama Türkiye'nin bu kadar 16 yıldaki bu kaybını nasıl kapatacak yeni gelen hükümet? Yani nasıl 1 trilyon dolar kaynak bulması lazım ki baş başa gelmesi için? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de çok bilinmeyen bir kavram var. Varlık izleme diye, yani Türkçesi. Aslında bu Türkiye'den dışarı kaçırılan varlıkların mutlaka takip edilmesi lazım. Ama bu böyle, o biraz önce tehdit etti ya bugün, evet, sermayeyi, öyle değil. Yani evet. Burada ne paralar kazanılmış, ne ihalelerden ne rüşvetler alınmış, o paralar nereye gitmiş, nerede hanlar, hamamlar, oteller yapılmış. Yani aslında yeni gelecek hükümetin bunlarla da uğraşması gerekecek. Sen demedin de bir de enkaz devraldık derdi. Bir enkaz devraldık. Bir devralalım da. Evet, yani enkaz devraldık değil mi hocam? Öyle söylerdi. Peki hocam, İyi Parti bir kere, hocam şunu öncelikle belirtmek zorundayım. İyi Parti'nin seçimlere girmemesi demokrasinin en büyük ayıbı olur. Demokraside bir kara nokta olur. Her türlü yeterliliğini sağlayıp eğer seçime sokulmuyorsa da Türkiye'de artık bazı şeylerin sonuna geldiğimizi gösterir. Yani bir şeyler söylemenin, evet, ya da sözün bittiği yer anlamına gelir. Bir kere onu belirteyim hocam. Sami fikirlerim bu. Bu konuda sizi destekliyorum yani. İyi Parti'nin seçime sokulması gerekir. Peki nedir İyi Parti'nin mesela seçmenlere götürüp, ya işte başkanı seçeceğiz tamam da, işte biz şunları alıp şuraya getireceğiz, parlamenter sisteme geri döneceğiz, yoksula şunu yapacağız, evet, fukaraya bunu yapacağız. Yani bir yeni kurulmuş parti ama bir bildirgesi var size göre seçim. Tabii seçim bildirgesi üzerinde çalışıyoruz ama seçim bildirgemiz programımıza dayanıyor. Ve programımızda da 5 ana esası öngörüyoruz. Öncelikle iktidara geldiğimiz zaman 1913 şartlarında bir Türkiye devralacağımızı biliyoruz. Enkaz değil, moloz devralacağız. Daha kötü diyorsun. Evet. O 1 trilyon dolar size, evet, ne diyorsunuz o Aykut Erdoğan'ın iddiasına? Çok gerçekçi. Çok gerçekçi. Evet. İnanılmaz bir rüşvetin, soygunun yaşandığı bir dönemi geride bırakıyoruz. Ama en büyük tehdit milli birliğimizin tahrip olmuş olması. Ayrıştırmacı, düşmanlaştırmacı bir dille Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetmeye çalıştı. Tabii siyasette bu belirli ölçüler içinde meşrudur, bir tekniktir. Ama Erdoğan'ın yaptığı şekliyle bu bir milli güvenlik sorunudur. Bir millet belirli konularda birleşir. Bazen birleşir üzülür. Bazen birleşir sevinir. Bazen birleşir endişe duyar. Ama Erdoğan birlikte sevinmemizi engelliyor. Birlikte üzülmemizi, birlikte endişe duymamızı engelliyor. Mesela en son Afrin'e düzenlenen sınır ötesi operasyon. 1983'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri onlarcasını yapmış. Bu da bir sınır ötesi antiterörist operasyon. Ve Türk ordusu tarafından yapılıyor. Bu ordu kimin ordusu? Türk milletinin ordusu. Başkomutanı kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı sadece temsil niteliğinde. Ve o ordunun içerisinde AKP'ye oy veren de var, İYİ Parti'ye oy veren de var, CHP'ye oy veren de var, Saadet'e de oy veren de var. Bütün partilere oy verenler var. Demek ki bir parti ordusu değil, bir milletin ordusu bu. Orada da milli bir hedef için savaşıyor. Ne yapıyor Erdoğan? Bir yarbayın yapması gereken harekat sözcülüğü görevini üstleniyor. Sözcülüğü nerede yapıyor? Parti kongrelerinde. Doğru mu? Ve daha sonra diyor ki
bütün millet Afrin operasyonunun arkasında Kemal ve arkadaşları hariç. Kemal ve arkadaşları dediği Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi destekliyor Afrin operasyonunu. Ama hayır. İYİ Parti desteklemesin, CHP desteklemesin. Ne olsun? Bu bir AKP operasyonu olsun. Ordu, o da bir AKP ordusu olsun. Sonuçta itiraf ediyor, diyor ki metal yorgunluğunu Afrin operasyonlarıyla atıyoruz. Güzel de metal yorgunluğu AKP'nin siyasi kadrolarının bitkinliği. Öbürü bir antiterör operasyonu. Ne ilgisi var bu ikisinin? Türk askerinin kanıyla AKP'nin siyasal kadrolarının yorgunluğunu mu gideriyorsunuz siz? Bu ayıp değil mi? Bunu söylemeye utanmıyor musunuz? Orada verdiğimiz şehitlerin anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri ne düşünecek? Bu operasyonun amacı Türkiye'nin milli güvenliği miydi? Yoksa AKP'nin siyasi güvenliği miydi? Diye sormayacaklar mı? Haklı olarak soracaklar. Ve bir tarafta milleti sadece bir siyasi partiye oy verenlerden ibaret saymak, öbür tarafta da diğer siyasi partilere oy verenleri adeta düşman gibi görmek. Damat Berat açıklama yapıyor. Seçim savaşına gidiyoruz. Evet, onu tartışmıştınız siz. Ya bu savaş değil kardeşim. Bu bir rekabet. İşte biz seçim bildirgemizi ortaya koyacağız. Siz seçim bildirgemizi ortaya koyacaksınız. Damat Berat dediniz, Berat Albayrak değil mi? Evet, evet. Ve bunun üzerinden millet bir seçimde bulunacak. Eğer bana düşman dersen, savaş dersen beni de düşman olarak görüyorsun demektir. Bütün muhalefeti düşman olarak görüyorsun demek. E zaten düşman olarak görüyorlar. Onların yazarlarından bir tanesi tweet atmış. Hani bu erken seçim konusunda bizi kandırdılar ya, olmayacak, olmayacak, olmayacak dediler ve yaptılar. Diyor ki savaşta hile mübahtır. Bak, savaşta hile mübahtır. Bu savaş olarak görüyor. Bu arada unutmayalım, Mahir Ünal da açıklama yaptı. Seçim şarkımız bile hazır dedi. Demek ki ellerinde bir seçim şarkısı, seçim bekliyorlar bunlar, durakta seçim bekler gibi. Bu da bu seçimin ekonomik çöküşün başlamasıyla birlikte nasıl gizliden gizliye hazırlandığını gösteriyor. Bu arada ama erken seçim diyenleri de vatan hainliğiyle suçluyorlar. Bir taraftan seçim bestesi yapıyorlar. Öbür taraftan bir başkası seçim, erken seçim falan deyince sen vatan haini misin diye suçluyorlar. İşte biz bu dili sona erdireceğiz. Her sabah kalktığımızda şöyle bir Türkiye oluyor. Bugün acaba neyi tartışacağız, neyin kavgasını yapacağız? Yetti bu halk, yoruldu bu halk kavga üstü bundan. Artık bazı şeylerde kavgasını yapmayalım, bazı şeylerde de uzlaşalım. Biz normal bir Türkiye istiyoruz. Her şeyin başında bu geliyor. Bir millet olduğumuzu hatırlayalım, kavga etmeyelim. Farklı düşünebiliriz, bu düşüncelerimizi de birbirimize kavga ederek söylemeyelim diyoruz. Tabii milli birlik deyince bazı şeyleri gerçekleştirmemiz lazım. Bir, biz Suriyelilere 3,5 milyon Suriyeli var. 34 milyar dolar para harcadık, ne kadar harcayacağımız belli değil. Bugün 20'de 1'ini oluşturuyorlar aşağı yukarı nüfusun. 20 sene sonra 13'te 1'ini oluşturacaklar eğer bugün süreç devam ederse. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve bu nüfusun içinden bölücülük çıkıyor, mafya çıkıyor. Kendi aralarında Arapça konuşan, teknik takip imkanı olmayan bir Orta Doğu'nun en büyük mafyası gelir bu topraklara. Daha şimdiden geldi zaten. Onun için biz buna Suriye'de barışa katkıda bulunup Suriyelileri de kendi vatanlarına yollayacağız. Onlara çadır kentler vaat etmiyoruz. Türkiye'de vatandaşlık da vaat etmiyoruz. Geri dönebilecekleri bir vatan vaat ediyoruz. Bizim yaklaşımımızın en temel esaslarından bir tanesidir Suriyelilerin nasıl geri dönecekler? Mesela sınır ötesinde çadır kentler mi kurulacak? Hayır, bakın. Bir defa artık Suriye ordusunun hakim olduğu alanlar var. Evet. Bu alanlara dönebilirler. Türk ordusunun hakim olduğu alanlar var. Bu alanlara dönebilirler. Suriye ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerle
Selefi cihatçılara desteğin kesilmesiyle birlikte Suriye ordusunun denetimi çok daha hızlı olacaktır ve böylece Suriye'ye barış daha hızlı gelecektir. Ve ondan esapta sonra, işbirliğini de kapsıyor o zaman bu belli ölçüde. Tabii belli ölçülerde. Neden? Biz Suriye'de merkezi yönetimin devam etmesini istiyoruz. Esad'a bir sempati duyuyor muyuz? Hayır, duymuyoruz. Kişisel olarak duyuyor muyum? Hiç duymuyorum. Ama mesele sempatilerimiz, antipatilerimiz değil. Suriye'de bugün merkezi otoriteyi temsil edebilecek, devam ettirebilecek bir adam var, bir sistem var. Onun için biz o adamı muhatap alırız, o sistemi muhatap alırız. Çünkü Suriye'nin bütünlüğü demek, Türkiye'nin bütünlüğü demek. Biz bu noktada Beşar Esad'la el sıkışırız. Evet arkadaş, biz Beşar Esad'la el sıkışırız. Ya siz eli kanlı bir katille nasıl el sıkışırsınız? Arkadaş, Abdullah Öcalan'ın eli gül kolonyası mı kokuyordu? Gidip bu adamla oturup anayasa yazmaya kadar işi götürmediniz mi? Onun çerçevesini çizdiği fikirleri Dolmabahçe Sarayı'nda HDP'lilerle birlikte böyle bir de Türk bayraklarıyla dekore edilmiş şekilde poz verip anlaşma deklare etmediniz mi bütün dünya? Onun için hayır, biz bu tür psikolojik operasyonlara da hiç gelmeyiz. Biz de bu tür şeylerle hiç geri adım attıramazlar. Biz biliyoruz ki bu Suriye meselesini halletmeliyiz. İki, yine Milli Birliğin Partisi. Bakın, uyuşturucu her geçen gün yayılıyor. Uyuşturucu şimdi torbacılarla mücadele ediyorlar. Biz baronlarla mücadele edeceğiz. Ve bunu çok etkili bir şekilde gerçekleştireceğiz. Keza milli eğitim tasfiye olmuş. Biz gerçek bir milli eğitimi Milli Birliğin parçası olarak görüyoruz. İkinci husus, parlamenter demokrasiye geri dönüş, hukuk devletine geri dönüş. Parlamenter demokrasiye dönüşü de çok zor görmüyoruz. Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı olmasından sonra hemen parlamenter demokrasiye dönüş süreci başlayacak. Hocam, bakın o zaman ilk... Sarayı ne yapacaksınız peki? Sarayı üniversite yapacağız zaten. Üniversite. Hiç şüpheniz olmasın. Yazlık sarayı da üniversitenin bir parçası yapacağız. Uçakların tamamını satacağız. Evet. Parlamenter demokrasiye dönüş. Göreceksiniz. İlk talep AKP'den gelecek. O olmaz diyecekler. Böyle bir tek adam yönetimi olmaz. Biz buyurun o zaman birlikte anayasayı yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi de birlikte üzerinde toplumun çok geniş kesimlerinin uzlaşacağı bir anayasayı meclisten çıkartarak bu işi bitirelim. Kuvvetler ayrılığını gerçekten tesis edelim. Bak, kuvvetler ayrılığını gerçekten tesis edelim. Hukuk devletini tekrar kuralım. Ve üçüncüsü çok önemli. Bu devlet Türk milletinin elinden aldılar ve bir partiye verdiler. Eskiden devletin valileri vardı. Devletin emniyet müdürleri vardı. Devletin kaymakamları vardı. Şimdi bir partinin valileri var. Evet. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bir partiye oy verenlerin değil, bütün yurttaşların devleti ve liyakat esasına göre de bu insanlar belirli yerlere gelmediler. Biz liyakati temel alacağız. Tabii en önemli parametrelerimizden bir tanesi, program ülkelerimizden bir tanesi reel sektör, merkezli bir ekonomik kalkınma. Sanayide 4.0'ı hedefleyen bir ekonomik kalkınmadan bahsediyoruz. Bunun için sanayinin yeniden yapılanması, bu israf ekonomisine hızla ve derhal son verilmesi. Ve beşincisi, dış politikada bağırmayı, çağırmayı bırakan, bir partinin menfaatleri peşinde ülkeyi koşturmasını sona erdiren ve milli menfaatleri temsil eden bir dış politika anlayışını benimseyen bir yaklaşımla meseleye yaklaşıyoruz. Şimdi bu temel ilkeler çerçevesinde bunların detaylandırması ve programlandırması olacak bir seçim bildirgesi üzerinde kurulan bir heyetimiz var. Ben de o heyetin üyesiyim. Hızlı bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz. Tamam. Ve Türk milletinin önüne bu bildirimizle, seçim bildirimizle gideceğiz. Peki, teşekkür ederim hocam. Sayın Şener,
herkesin ortak bir sorusu var bana gelen ne zaman sizi programa çıkarsam. Abdülhatif Şener aday mı? Yani sizinle ilgili halkın kafasında Abdülhatif Şener'in başkanlığa aday olması konusunda bir uzlaşı var. Yani daha doğrusu ortak bir görüş var, bir fikir birliği var. Siz nasıl görüyorsunuz siyaseti? Gerçekten teklif gelir ya da uzlaşma olur ya da farklı bir platform yaratırsa aday olmayı düşünür müsünüz? Siz nasıl bundan sonrasını bir siyasetçi olarak nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin atılacak bundan sonraki adımlar? Tekrar geriye dönme imkanı var mı? Parlamentoyu yeniden kurma imkanı var mı? Bunları bana ama birinci sorum şu adaylık konusu tabii ki. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçimlere aday olmanın da anayasamıza göre iki yolu var. Bu iki yoldan biri 100 bin imza bulmaktır. Vatandaşların aday göstermesidir. Bununla ilgili usul ve esaslar belirlenmiş değil. Mecliste mini bir paket var. O pakette nasıl yapılacağı belirlenecek ama meclise gelen metinde de belki komisyon ve genel kurul aşamasında ne gibi değişiklikler yapmayı planlıyorlar onu da bilmiyoruz. Ama bence sadece seçim kurullarına gidip vatandaşın iradesini beyanıyla toplamaya kalkarlarsa seçim kurulları bunu sabote edebilir, tempoyu düşürebilir ve engel çıkarabilir. Yüksek Seçim Kurulu daha dar bir süreye hapsedebilir. Oradaki gelişmeler nasıl olacağını bilemiyoruz. Yani bir taraftan yasa nasıl çıkacak, diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulu bu vatandaşların aday gösterme süresini ne kadar tutacak? Bu iki husus önemli. Onunla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. İkincisi ise partilerin veya 20 milletvekilinin aday göstermesidir. Burada da takdir ve karar partilerimize ait bir karar ve takdirdir. Ama ben biliyorsunuz 2007 yılında bakanlığı milletvekilliğini bıraktım. Kurucusu olduğum partiden ayrıldım. Ve o günden bugüne kadar da aktif olarak siyasetin içerisindeyim. Konferanslarla, televizyon programlarıyla, gazete, dergi, röportajlarıyla ve değişik programlarla sürekli olarak siyasi görüşlerimi dile getiriyorum ve Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi için çaba harcıyorum, katkı sağlamaya çalışıyorum. Önümüzdeki sürecin ne getireceğini bilmem ama şu ana kadar 10 yıldır yaptığım faaliyetlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak, daha iyi, daha mamur, daha güzel bir ülkede yaşama arzum bundan sonraki dönemler içinde devam ediyor. Ve bu süreç içerisinde hangi rol düşerse bana o rolü yerine getirebileceğimi açıkça söylüyorum. Ama dengeler doğrudan benimle bağlantılı dengeler değil. O bakımdan kendi kendine birilerinin konumuyla ilgili beyanları ve ilanlarının da çok şık olduğu kanaatinde değilim. Şurada önümüzde bir hafta var. İşte vatandaşın biri berbere gitmiş de saçım ak mı kara mı demiş. O da demiş biraz bekle şimdi önüne düşecek demiş. O zaman görürüz. Dolayısıyla çok uzun bir süre yok. Bir hafta sonunda nihayet Türkiye'deki bütün adaylar belli olacaktır. Bu adayların ülkemiz için faydalı, hayırlı olmasını ve Türkiye'nin bu kötü gidişini değiştirecek bir sürecin başlamasını diliyorum şu anda. Şimdi böyle bir ortamda sorduğunuz ikinci soru vardı. Tam kaçırdım ucunu. Yani bundan sonra ne olacak? Parlamenter demokrasiyle bağlantılı demokrasiye sormuştunuz. Nasıl evet. Döneriz dedi mesela. Şimdi hocam. Birincisi şu var. Bu yapı yani 16 Nisan referandumuyla getirilen anayasa değişikliği Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. Daha önceki demokrasinin standardından da şikayetimiz vardı. Ve demokrasinin standardının artırılması gerektiğini ısrarla söylüyorduk siyasetçiler olarak. Ve Türkiye hep daha fazla demokrasi diye yol almıştır, mesafe almıştır. Ama
belki de son 100-150 yıllık tarihimizde ilk defa 16 Nisan referandumuyla Türkiye geriye gitmiştir. Hep sürekli ileriye bakan Türkiye geriye doğru gitmiştir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Aksak da olsa bir demokrasi ortamı yaşamış olan Türkiye, bu dar, tek kişinin her şeye hükmettiği, denetim mekanizmalarının ortadan kalktığı, yargının siyasetin kırbacı haline dönüştüğü bir yapıyı bu ülke kabul edemez. Bunun düzeltilmesi lazım. Demokrasinin kaldığı yerden daha ileriye doğru gitmek üzere yoluna devam etmesi lazım. Seçilen Cumhurbaşkanı'nın da en temel, en asli görevi ekonomiyi düzeltmekle birlikte budur. Seçilecek ve meclise girecek partilerin de milletvekili sayısıyla meclisteki faaliyetlerinde en temel gözeteceği ve dönüştüreceği konu budur. Yani bu Türkiye açısından mutlak surette olmazsa olmaz koşuludur. Türkiye'nin demokrasiye, hukuk devletine, insan haklarına ve çağdaş dünyanın koştuğu yolda ilerlemeye ihtiyacı vardır. Bu yapılmadığı takdirde Türkiye ekonomik olarak da çöker. Şu anda yaşadığımız ekonomik krizin temel nedenlerinden biri demokrasinin askıya alınmış olmasıdır. Mülkiyet hakkının gasp edilmiş olmasıdır. Hukuk devletinin, insan haklarının, basın özgürlüğünün ortadan kalkmış olmasıdır. Bunların hepsinin tamire ihtiyacı vardır. Önümüzdeki seçimler, 24 Haziran seçimleri aynı zamanda bu kötü sürecin tersine çevrileceği, tamiratın yapılacağı bir dönem olacaktır. Peki, yani başkanlık sistemine geçildikten sonra demokrasi, parlamenter sistem belli ölçüde yara almayacak mı? Yani nasıl Türkiye yeniden parlamenter demokrasiyi inşa edecek? Ne? Yani elinde nasıl bir malzeme olacak? Yani zarar gördü çünkü ülkenin bütün kurulları şu an zarar gördü. Mesela nasıl temizleyeceksiniz belli ölçülerde? Temizlenebilecek ya da zarar veren unsurlar? Yani o kadar çok şey zarar gördü ki devlet olmaktan çıktı. Yani açık konuşayım. Bu belki ağır bir ifade ama bunu yaşıyoruz. Gazetelerden okuyoruz. Bir partide bir sene içerisinde 2000 tane hakim savcı alıyorlar. Bu nerede yani patates yetiştirir gibi tarlada hakim savcı mı yetiştiriyorsunuz? Ciddi teftiş kurulları bile binlerce üniversite mezununun katıldığı sınavlarda 10 kişi alıyor, 20 kişi alıyor. Niye? Sayıyı artırdığımız zaman kalite bozulur diye. Kaliteli, nitelikli, bilgi birikimi olan, başarısı olan ve o yaptığı işi hakkıyla yerine getirecek olan kişiliğiyle, kimliğiyle, donanımıyla buna elverişli insanlar seçeceğim diyor ben ve 10 kişi alıyor. Şimdi siz insanların özgürlükleri üzerinde karar verecek yargı mensuplarını alırken hiçbir özen göstermiyorsunuz ve daldan elma toplar gibi referansa göre, dirsek temasına göre binlerce insana meslek mensubu yapıyorsunuz. Bu Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar tehlikeli bir durumdur. Bir felakettir. Ama bunu hissetmek lazım. Bunun acısını çekmek lazım ve bunun düzeltilmesi lazım. Diğer kurumlarda da böyle. Nasıl? İşte 10 yıl içerisinde her tarafı bir örgütün işte paralel devlet kurmasına yol açacak şekilde donatmışsa, bunun sorumlusu da, bir numaralı sorumlusu da Sayın Erdoğan'dır, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Yani hiç mi görmediniz, hiç mi elinizle bu yapıyı inşa ederken rahatsızlık duymadınız? Şimdi yine farklı bir şekilde devlet sistemini dejenere edecek bir sistemle bürokrasi, yargı, üniversiteler. Hepsi darmadağın. Üniversiteler üniversite olmaktan çıkmış. Anayasaların varlık sebebi demokrasidir. Demokratik düzen aleyhine konuşan anayasa profesörleri, doçentleri, yardım doçentleri türemiştir. Ülkenin ne hale geldiğine bak. Bu ülkede ciddi bir birim kurumu olsaydı diktatörlüğü savunan anayasa profesörlerinin, doçentlerin bütün akademik ünvanlarını iptal ederdi. Bu mümkün değil. Dünya tarihine bakın,
anayasaları var kılan şey nedir diye dünyadaki demokrasi mücadeleleridir. Ama adam bu dalın bilim adamı olmuş ve kendi biliminin getirdiği verilere aykırı bir şeyi savunuyor. Mesela Burhan Kuzu başkanlığı. Başta Burhan Kuzu bütün profesörün yani yok olsa şimdi de Burhan Kuzu'nun ünvanını iptal ederdi. Zaten zor, yani zor aldığı için çok şikayetçi. Onu mazur göreceğim. Evet, zar zor yani profesör oldun şey. Zaten diyor. Ya biz de bu işi yaptık. Tek bir cümlemizde intihal olmasın diye. Tek bir cümlemizde bilme aykırı, gerçeğe aykırı bir şey olmasın diye yıllarca yazmaya çalışmışızdır. Dokümanları tekrar tekrar gözden geçirmişizdir, taramışızdır. Ondan sonra yazmışızdır. Şimdi aman Allah'ım ne kolay da ahkam kesiyorlar. Hiçbir bilimsel taban olmayan sözleri, cümleleri peş peşe sıralıyorlar. Olmaz böyle bir şey. Bütün, yani Sayın Ertürk, bütün kurumlar dejenere edilmiş. Devlet çarkı tahrip edilmiş. Üniversiteler mahvolmuştur. Mahvolmuş, perişan olmuştur üniversiteler. Her taraf emir komuta zinciri içerisinde faaliyet gösteriyor. Olmaz, bilimsel özellik dediğiniz bir şey var. Özgürce bilimsel kanaatlerini anlatmak, yaymak diye bir şey var. Bunların hiçbiri yok. Yargı, o yok. Bürokrasi, o yok. Kimse bir şey yapamıyor. Merkez Bankası güya bağımsız. Talimat alıyor. Üniversitelerde kuzuların sessizliği hakim. Evet. Talimata aykırı hareket etse görevden gidecekler. Talimata uygun hareket etseler ekonomiyi batıracaklar. Ekonomi kurumlarının hali bu. Batırdılar zaten. Kazanan partilerin, mecliste çoğunluğu alan siyasi partilerin de Cumhurbaşkanlığı seçimini alanın da birinci, bir numaralı görevi devleti devlet haline getirmektir. Yeniden inşa dönemi evet, diyebilir miyiz? Çağdaş bir devlet haline getirebilmektir. Peki, teşekkür ederim Sayın Şener. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Murat Emre size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün bizi aydınlattınız, bilgi sahibi olduk. Bizde kaldınız, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu akşam. Yine bir programın sonuna geldik. Birazdan Mehtap Özkan'la gece haberlerini izleyeceksiniz. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Esen kalın, hoşça kalın.